Abi, yengemin planı çok riskli. İşe yararsa hepimiz kurtuluruz. Başarısız olursa restoranı kapatırız. Evet, doğru söylüyorsun. Ama Mehek benim sözümü dinlemek istemiyor. Kendinden emin. İşe yarayacağını düşünüyor. Bak hanımefendi, eğer planın başarısız olursa bedeli de ağır olur. Dükkanı kapatmak zorunda kalırız. Çocuklar, toplantıya hazır mısınız? Basın gelmiş. Shorya, planımız başarılı olmayabilir diye elimiz kolumuz bağlı duramayız. Bir şeyler yapmak zorundayız. White Chili's kapanmanın eşiğinde. Ne biliyorsun? Bu hamle bizi oyuna geri döndürebilir. Kanta yengem hep der ki... Merhaba. İnsanın hatasını kabul etmesi her zaman iyi bir şeydir. İnsanların öfkesi bitmese bile en azından yataşır. Bana eski Delhi felsefesi yapmayı bırak. Sorun ne kadar büyük olursa sen gelip Kanta yengenden alıntı yapıyorsun. Her şey çözülüyor. İşler öyle yürümez mi? Shorya. Eğer sen böyle bir kargaşa yaratmasaydın, işler bu noktaya gelmeyecekti. Mutfağı bile idare edemedin. Bizi bütün sektöre rezil ettin. Şimdi de bana ders veriyoruz. Tamam, kabul ediyorum. Bütün suç bende. Fareler mutfakta doğdular, orada büyüdüler ya da havalandırma boşluğundan içeri girdiler. Şu anda bunu tartışmayacağım ve hatalı olduğumu kabul ediyorum. Tamam mı? Ukalalık etmeye kalkmadı, tamam mı? Kendi hatan için beni suçluyorsun. Shorya, öyle bir şey yapmıyorum. Sürekli birbirini suçlama oyununu oynuyoruz. Bu voleybol gibi bir şey. Shorya, sadece ikimizi bu durumdan kurtarmak için bir yol düşünüyorum. Shorya, başarılı bir iş adamı bana demişti ki... Hayallerini gerçekleştirmek için kendi kanını dökeceksin. Ama başkasının da desteğini alacaksın. Ama bugün aynı iş adamı eşiyle bir çözüm yolu bulacağı yerde onunla tartışarak vakit kaybediyor. O yüzden ben şimdi harekete geçeceğim Shorya. Benim sözlerimi bana karşı kullanıyor. Biliyor musun anne? Kutlamaya erken başlayanlar sonunda kendilerini rezil ederler. Ortalıkta o kadar hava attıktan sonra yaptıklarından pişman olurlar. Şu anda size buradan White Chili's'den içeride fare görülmesinin ardından kapatılan restorandan sesleniyoruz. Başrol Yakan'la bugün bir basın toplantısı yapacak. Size basın toplantısını naklen aktaracağız. Biz bir hata yaptık. Bu yaşananlardan utanç duyuyoruz. Ama siz her zaman bize güvendiniz. Biz de her zaman bu güvenin gereğini yapmaya çalıştık. Ama bu sefer sizi hayal kırıklığına uğrattık. Ve bunun için gerçekten çok üzgünüz. Umarız bize bir şans daha verirsiniz. Bize ne ceza vermek istiyorsanız... Çekmeye razıyız. Şimdi sorularınızı alabiliriz. Peki şimdi ne yapmayı planlıyorsunuz Bayan Mehek?
hatamızı düzeltmeyi planlıyoruz. Bunu yapmak için de önce restoranı kapatacağız ve dezenfekte edeceğiz. Ne kadar kendinden emin görünüyor, öyle değil mi? Bunlar da sürekli mehek mehek mehek. Bakın, sıkıntı ve imtihanlar herkesin hayatında karşısına çıkar. Ama iradesi güçlü olanlar bütün bunlara gülümseyerek karşılar. İradesi zayıf olanlarsa imtihanlar karşısında kaderlerini küsüp otururlar. Kesinlikle doğru. Haklısın. Ortada bir ihmalkarlık olduğunu kabul ediyor musunuz? Bütün bunlar ekibinizin dikkatsizliği yüzünden olmadı mı sizce? Hayır, dikkatsiz değildik. Hata yaptık. Olayın ihmalkarlıkla alakası yok. Çünkü biz Whitechillies olarak her işimizi çok dikkatli yaparız. Eğer ortada bir ihmal yoksa, o zaman bu işi bilerek mi yaptınız? Ne demeye çalışıyorsunuz? Size basit bir soru soruyorum sadece. Sizce restoranınızda yaşananlar bir kaza yerine iyi planlanmış bir hamle olabilir mi acaba? Shorya Khanna ile evlendiğinizden beri sürekli haberlerdesiniz. Bazen ihtişamlı yaşamınız nedeniyle, bazen de Shorya Khanna ile olan kavgalarınız nedeniyle. Size dair her olay bir son dakika haberi oluyor. Bu bir tesadüf mü yoksa... Shorya, mehek insana ihtiyacı var. Şimdi suratına yumruğu indireceğim. Bir daha asla böyle ahmakça sorular soramayacağım. Vicky. Bakın, bu profesyonel bir toplantı. Özel hayatımla ilgili bir soruya cevap vermeyeceğim. Hanımefendi, sizin özel hayatınızla profesyonel hayatınızı birbirinden ayırmak çok güç. Tabii bazı sorular sorulacak. Shorya, lütfen öfkene hakim ol. Düşün taşın öyle konuş. Bayan Mehek, bu olanlar insanların güvenini sarstı. Hatta paramparça etti. Bakın, aşırı tepki veriyorsunuz. Ne istiyorsunuz yani? Hata yaptığınız zaman tepki verilmesin mi? O zaman böyle olaylar restoranınızda sürekli yaşanır. İnsanlar size neden güvensin ki? Siz Chatley mahallesinden geliyorsunuz. Yol kenarındaki bir lokantada çalıştınız. Parası olan bir adamla evlendiniz diye böyle bir restoranı işletecek kapasitede değilsiniz. Hanımefendi, insanlara bu şekilde rezil olduktan sonra sizin görevinizden istifa etmeniz gerekiyor. Ama siz karşımıza geçmiş, yaptığınız yanlışları savunuyorsunuz. Efendim, hala vakit var. Restoranı başkasına devredin. Yoksa durum başka mı? Yarışmadaki mağlubiyetinizin intikamını şimdi kocanızdan. Gördünüz mü? Bu gazeteci aklını mı kaçırmış? Gördün mü abi? Kızımız Mehek'le ne kadar edepsizce konuşuyor. Bir gün böyle olacağı belliydi damat. Şu anda sadece gazeteciler soru soruyor. Düşünsene. Ona Shorya da sorular soracak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.